basına ve kamuoyuna. Ey insanlık, ayağa kalk. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında insanlık ve dünya tarihinin hak ve batıl tarihi olduğu kolaylıkla görülecektir. Tarihin tüm aşamalarında hak ve batıl farklı görüntüler altında sürekli bir mücadele halinde olmuştur. İnsanlığın onurunu ve izzetini dik ve diri tutmaya çalışan hak taraftarlarıyla bunun karşısında küçük zümrelerin menfaatine dayanan sömürü ve zulmün değişik ölçelerine bürünen batıl sürekli bir çatışma halinde olmuştur. Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Boğazizi'nin kendini yakmasıyla fitilin ateşine 20. yüzyılda yaşanan dünya savaşlarının ardından yeni sömürü ve baskı yöntemleriyle ülkeleri işgal edilmiş olan Müslüman Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin halklarının kendi hür iradeleriyle kendilerini yönetme talebi olan Arap Baharı Mısır'da 30 Haziran 2012'de Muhammed Mursi'nin seçimle iş başına gelen ilk meşru cumhurbaşkanı olmasıyla sonuçlandı. Mısır'ın seçilmiş ilk meşru cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, birinci yılını henüz doldurmuşken 3 Temmuz 2003'te ordu yönetime el koydu. Mursi ve üyesi olduğu İhvan-ı Müslim'in teşkilatına mensup çok sayıda lider ve yönetici cezaevine atılmış, devamında darbeci Sisi tarafından verilen emirler ve mizansen gibi yargılamalarla yıldırılmaya çalışılmıştır. 3 Temmuz askeri darbesinden sonra Mısır halkı Rabiatül Adeviye Meydanı ile yüzleşen eylemlere, kitlesel yürüyüşlere başlamış, ilk meşru cumhurbaşkanları Muhammed Mursi'ye sahip çıkmış, onun şahsında özgürlük ve hak taleplerini sürekli zinde tutmuşlardır. Mısır halkının onur ve izzetine sahip çıkışı, askeri cuntayı daha çok seslenletmiş, halkın meşru taleplerini bastırmak için akıl almaz kararlar almaya başlamıştır. Son olarak 24 Mart'ta Mısır Minya Ceza Mahkemesi çoğu İhvan mensubu 529 kişi için idam cezası aldı. Aldığı bu kararla Mısır halkına gözdağı vermektedir. Bu karar tıpkı bu kararı verdiren askeri junta gibi gayrimeşrudur. Bu açıklamayı yaptığımız saatlerde gelen haberlere göre aralarında Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslim'in teşkilatı, Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 670 kişi şiddetle teşvik ve karakollara saldırı iddiasıyla idamla yargılanıyor. Bu ve benzer kararlar Mısır halkının adalet ve özgürlük taleplerini bastıramayacak ve sindiremeyecektir inşallah. Biz Van İnsandır ve Özel Dönüş Platformu olarak Müslüman Mısır halkının tüm meşru haklarının yanındayız. İlk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevine iade edilinceye, tüm İhvan-ı Müslim'in üyeleri serbest kalıncaya kadar ve bu uydurma yargılamalarla verilen idam kararları katılıncaya kadar halkımızı ve tüm dünya halkını Mısır halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Mısır, firavunların ülkesinde Yusufların, Musaların yazdığı destanın adıdır. Ve selam.